Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, hoş bir ders. İnşallah sizin hoşunuza geçecek. Geçen hafta ne vardı? Allah'ın ve ahiretin ispatı var. Değil mi, hatırladınız? Şimdi ben ilk önce metni okuyayım. Sonra metni okuduktan sonra masamda bir tane beyaz kağıt olacak. Anahtar o şeylerin içinde. Bundan sonra şeyi okuyacağım. Noktayı nazarları. Ve sonra izaha geçeceğiz. Kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynen yakın vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan kadir-i mutlaka, kadir-i mutlaka adetlerince şehadetler ederler. Çok acayip bir yer. Başka bir yer. Ya masanın güzelliği bu işte. Açıyorsun. Kainatın saniye olan delaleti izah edeceğim. Kainatın saniye olan delaleti kendi nefsine olan delaletinden daha vazı, daha zahir, daha evladır. Ama çok hoş der. Ama saniye ezelinin masnuatı ise ekserisi belki hepsi birinci kısım olan İskender aynası misali gibidir. Adeta her bir masnu ilahi tecessüm etmiş sırf bir sanattır. Hususan zihayattan olsa lasiyema maddenin onda incelişip görünmediği veya dekaiki sanatlarının kesafeti içine dağılıp kaybolduğu küçük zihayattan olsa daha çok acip ve harika olur. Bir tane daha okuyacağım. Böyle bir paragraf. Keseceğim inşallah. İşte kalp dahi zat-ı ehad-ı samedin bir aynasıdır. Lakin bu ayna İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu anh beyan ettiği vecihle sahip aynalara muhalif olarak onda tecelli edeni hissedebilir bir şuur ve kendisinde temessül edene karşı meftuniyet derecesinde bir alakası vardır. İşte bu haysiyetiyle kalp sayılmayacak derecede saadetlere istidadı vardır. Mesele bitti. Şimdi bakayım ne diyor. Bunun üzerine yürüyeceğiz. Cümleyi de okuyayım. Kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Bunu ben de dahil eskide ders yaparken kudretin vücudunu Allah biliyordum. Kudretin vücudu Abdülkadir abi. Allah zannediyordum. Değil. Allah'ın iki çeşit sıfatı var. Bir subut-i sıfat, bir zat-ı sıfatı var. Subut-i sıfat, kudret, hayat, ilim, irade, sen, basar, kelam. Zat-ı sıfat, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin havadis, kıyam-ı bir nefsi, bir de tekvin. İhtilaflı olmakla beraber yedi. Yedi tane. Bunların içine bir tanesi
vücut. Vücut, mevcut. İşte o zatı sıfattan bir tanesidir. Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın kendisi değildir. Şimdi şöyle diyeyim. Sen babasın, komutansın, evlatsın, yeğensin, dayısın, tamam arkadaşlığın, dostun, bir sürü özelliğin var. Hepsi bütünlük için, bütünlüğünün camisin sen. Bir sıfatla sen değilsin. Şimdi Allah'ın bir zatı, sıfatı vücuttur. Bu vücuttan bahsediyor. Zatı sıfattan bahsediyor. Oradan zaten intikal edeceğiz. Şimdi burayı açan noktayı nazarlar. Yarasa için göz cisimden daha bir dihidir. Yarasa için göz, yani yarasa neyle görür? Kulağıyla. Köpek için burun, yani köpek için koku, yani yarasa için kulak, öyle diyeyim, daha kolay anlaşılsın. Yarasa için kulak, kulakla görüyor, biliyorsunuz. Yarasa 120 bin frekanslı sesi duyar. Mukayese etmek adına insan 20 bin frekanslı sesleri duyar. Ondan büyüğünü, küçüğünü duymaz. Sıfırla 20 bin. Şimdi göz 0.10'da 4'te, 0.10'da 7 lambda arasındaki eşyayı görür. Ondan daha küçüğünü, daha büyüğünü duymaz. Yarasa 120 bin frekanslı sesi duyar. Kördür malum. Nasıl görür? Sesi gönderir. Çarpar eşyaya. Gelen sesi sistem hemen değerlendirir. Tahtadır, plastiktir, sandaldır, soldadır, tak 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 yapıyor. Çünkü 120 bin frekanslı duyuyor. Tık 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 yapması, yani böyle eşya arasına koy, böyle 30 santimetre aralıklarla çanların arasına uçurmuşlar o zil sesi, hiçbirisine çarpmamış. Çünkü sesi gönderiyor, gelen sesle eşyanın nerede olduğunu, koordinatlarını tespit ediyor, tık 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 oradan gidiyor. O zaman yarasa için ses eşyadan daha öncedir, daha bedidir. Köpek için koku cisimden daha bedidir. Yani görmediğime inanmam demez köpek. Kokuyla avına gider mi? Gider. Köpek görmediğime inanmam demiyor. Kokuyla avına giderse, bak bir daha söylüyorum, köpek görmediğime inanmam. Nereye gideceğim? Ey avcı, ben böyle bir şey görmüyorum demeden, kokuyla avına giderse, ey insan, sen kokuyla, gözle, kulakla, akılla, kalple sahibine gidemezsen, ayıp oluyor. Gerisini söylemiyorum. Değil mi? Mesela koku biz merkezde bakarsak eşyadan daha öncedir. Yani balık pişiyor. Hatta elli palamut mudur, hamsi midir bilir. Patates kızartması mı, biber kızartması mı bilir. Bilmez mi? Bilir. Görmediğine inanmam demiyor. Peki, balık kokusu var, balık yok. Mümkün müdür? Mümkün değildir. Koku, vücudun mevcududur. Vücut mevcut. Bakın, koku, merkezin, maddenin tezahürüdür, tereşuatıdır. Gölge, güneşten
gölgeyi gördüğümüz zaman güneş gölgeden daha bedidir görmesek bile. Çünkü gölge güneşin teleşuatıdır. Şimdi koku olsun balık olmasın. İşte burada diyor ki kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Yani koku balıktan daha öncedir. Biz bu merkezde baktığımız zaman. Çünkü biz eşyanın zatıyla değil sıfatlarıyla mevsuf, yani sıfatlarıyla vasıflanmış özellikleriyle tanırız. Serttir, yumuşaktır, beyazdır, siyahtır. Kokusu var, rengi var. Bunlar nedir? Eşyanın sıfatlarıdır. Arabaya ilk baktığımız an rengini görürüz. Güle ilk önce baktığımız zaman renk, sonra yaklaşınca kokusunu. O zaman sıfat maddenin tezahürüdür. Şimdi kokunun kayyumu balıktır. Gölgenin kayyumu yani varlığının kaynağı güneştir. O zaman balık kokudan öncedir. Güneş gölgeden öncedir. Göz için ışık güneşten daha bedidir. Işık, bak şu, ben lambayı görmüyorum. Lamba bu şeyden daha öncedir. Işıktan daha öncedir. Ha, o zaman bu kainat sıfatlanmış, önümüze konmuşsa, bunun arkası bundan daha öncedir. Yani kainat tezahür edendir, sıfatlanmış gözükendir. Yani balın kokusu gibi, gülün rengi gibi dışa gözükendir. Bu gözükmeden önce, bundan önce onun kaynağı vardı. Yani kokudan önce balın var olduğu gibi. Bu kudretin vücudu, yani şu mevcudat, şu elim, elim kudretin eseridir, vücuttur. Vücuttur. Tezahür etmiş. Bunun sani bundan önce olması lazım. Yani bana gözü veren benden daha önce beni görmesi lazım. İki, göreceklerimi benden önce daha bilmesi lazım. Daha önce bilmesi lazım ki bana gözü versin. Şimdi bakın ben bu gözü, bu gözlüğü uygun olup olmadığını nasıl anlıyorum? Aynaya geçiyor. Neyle anlıyoruz? Gözle. Gözle bu gözlüğün uygun olup olmadığını tespit ediyorum. Olmadı kardeş, yakışmadı, bilmem ne. Bu gözüm buraya takılmadan önce gözüm yoktu. Gözüm yoktu. O zaman bu gözü buraya yakışır olduğunu, bu gözden önce başka bir göz olması lazım. Yani hem şunu soruya da cevap olsun. Halaka semavati vel ardı fi sitteti eyyam. Biz kainatı 6 günde yarattık. 6 günde yarattık. Hatırladınız mı o ayeti? Hem sorarlar böyle. Desem ki ona bununla alakalı cevap. Şu saati ben, iyi dikkat edin ama, şu saati ben 6 saatte yaptım dersem, bu saate bakmamışım. Çünkü bu saat 6 saatte yaptığıma göre o 6 saat birimini bu saat bana göstermemiş. O 6 saat dediğim şey bu saatten öncedir. O zaman sema ve kainatı 6 günde yarattım diyorsa kainattan önceki bir birimle söylenmiştir. Bu saati 6 saatte yaptımsa o 6 saat denilen şey birim ölçüsü bu değildir. Bundan öncedir. Kasetteki ses ağızdan daha bedihidir. Mesela akıl için sanat ve mana cisimden daha zahirdir. Bir daha söylüyorum. Akıl için sanat ve mana, yani ben buraya baktığım zaman ilk gözümüze gözüken nedir? Sanattır. Renktir. Sonra cismidir.
kudretin vücudu, yani var olması kainatın vücudundan daha katı. Yani bu bundaki mana, buradaki mana donmuş, cisimleşmiş, bu hal almış. Mana eşyanın neresindedir? Gül suyu gülün neresindeyse bunun manası da orasındadır. Bak, gül suyu gülün neresindedir? Ruh da cesedin orasındadır. Maddenin üzerindeki mana, sanat, hayat, koku, renk maddesinden daha bedihi ve öncedir. Yani güzel gözükendir. Turistlerin sanatı fotoğrafladıkları gibi, yani resimledikleri gibi. Nesini resimliyorlar? Sanatını resimliyorlar. Sanat. Bu maddeden daha öncedir gördüklerimiz. Mesela yarasa eşyadan öncedir ses. Gelen ses. Oradan haber veriyor. Mesela köpek için tavşan, yani keklik, kokuyla bildiği için o kendisinden öncedir koku. Bu merkeze bakarsan. O zaman o eşyanın dişa tereşuatları, tezahürleri maddeden sonradır. Oradan bakarsın. Hareket zamandan daha bedihidir. Oysa hareketin veri tabanı zamandır. Zamanı kimse görmüyor, eşeğe yaptığı tesirleri görüyoruz. Şimdi 10 bin dönümlük bir yer düşünün. Kapalı bir alan. 10 bin dönümlük bir kapalı alan. Hepsini cihaz dolu. Yani elektrik, makine. Şalteri açtık, şart indirdik. Ama hepsi farklı. Kimisi kesiyor, kimisi yapıştırıyor, kimisi uzatıyor, kimisi giriyor. Yani böyle bir cihaz düşünün. Zemin. Aletler deposu. 10 bin dönümlük bir yerde elektriksel cihazlar çalışıyor. Şalteri söktüğümüz zaman, girdiği zaman, indirdiğimiz zaman bir anda bütün cihaz nasıl çalışıyor? Hepsi farklı. Aynı bunun gibi de eşyanın hakikatine zaman denilen şey elektrik gibidir. Giriveriyor, eşeği çalıştırıyor. Eşeği çalıştırıyor. Mesela kimisini büyütüyor. Zaman ille bir birim ölçüsü değildir. Aynı zamanda zemin büyütendir. Şöyle bir misal vereyim, dertleri olanlar için. Han Üstad der ki, zamana bırakın. Zaman iyi bir müfessirdir. Zaman iyi bir müfessir. Şu, Üstad diyor ki zamana, perdedir, perdedir, nehirdir, başka ne diyor? Şerittir diyor. Nehri düşünün, nehir akıyor, saman çöpleri var böyle üzerinde, yüzüyor. Bu saman çöplerine şekil veren nehrin hareketidir. Şelaleden akarken yan sağa dönüyor, sola dönüyor vesaire. Bu çok önemli, bak sıkıntılarımızın şeyi. Bu saman çöplerine şekil veren, oynatan, bu buradaydı, buraya geldi, bu da buradaydı, arka, öne, ön, sağ, sol, sudur. Tamam. Sudur. O zaman diyor ki din usta, ey kardeşim, bu saman çöplerinin böyle sabit akacağına ihtimal verme. Değişecek. Çünkü zaman diyor, haddi mustakim üzerinde düz gitmiyor. Tamam mı? Hutbe-i Şamiye'de. Şimdi eşya birbirine kıyas edilmesinden ortaya çıkan şekil ya neşedir, ya elemdir, ya saadettir. Yani birbirlerine karşı. Şimdi biz suyu bilmiyoruz. Böyle gidiyor. Zaman iyi bir müfessirdir yapıyorum. Ne? Bunu değiştirdi. Bunu bu taraf aldı. Bunu da bu taraf alınca birbirine mukayese değişti. Değişince daha önceki mukayeseden doğan elem, sıkıntı bu sefer sururat tepkili oldu.
Yani zaman iyi bir müfessirdir derken, olayın alt veri tabanını, makinenin elektriği olan zaman olayı değiştiriyor, büyütüyor, yerini değiştiriyor. Yani zaman fizikçilerin dediği kadar değil. Fizikçiler eşeği belirlemek için zaman bir eşyanın bir boyutudur der. En boy, derinlik, bir de zaman. O evet, zaman bir sıfatı eşeği belirlemek için kullanılır. Ama ustad der ki, gelecekte bu tespit edilecek inşallah, zaman bir zemindir. Zaman aynı böyle bir nehir gibidir. Maddi yani mesela zaman girdiği için dünyaya, zaman tek bir hakikattır ama eşyanın içerisine göre değişkendir. Saniye, dakika. Aynı hareketin küçük dişlideki tezahürü, büyük dişlideki tezahürü, çarp. Şimdi zaman demek ki eşyanın hakikatına nüfus ediyor. Onu değiştiriyor. Ama biz neredeyiz? Samandayız. Samanın hücresiyiz, atomuyuz. Suyu görmüyoruz. Atomuz. Bu sefer bizi sıkıntı yapan bu samanı burada oluşturdum. Bu da burada. Ama biraz daha değiştik. Biz ben buydum, ileriye geçtim. Arkadakiler değişti. Olay da değişti. Çünkü bize sıkıntı veren veya neşe getiren olayların birbirinin mukayesesiyle ortaya çıkıyor. Aynı şey sana sıkıntı verirken bir başkasına saadete vesile oluyor. Mesela çocuklarda, kadınlarda, yaşlarda. Demek ki mukayese ve onu yorumlamak. Bu arada nasıl ki bu tek şeydir ama içerisinde ne biçim hareketler var? Saniye sayıyor, dakika sayıyor, saniye sayıyor, saat sayıyor. Dünyada da öyle saat var. İnşallah onun bir ders yapacağız. Dünyada nasıl saat var? Dünya kendi saat. Gece gündüz saniye sayıyor. Gece gündüz saniye sayan ibredir. Seneleri sayan dakikadır. Asırları sayan saattir. Peki daha ileri gidelim. Ceviz sema, ondan daha büyük bir saat. Ondan sonra yerdeki inkılabatlar, topraktaki hadiseler ayrı bir saattir. Dünyayı galaksiye göre kıyas ettiğimiz zaman saniye sayan ibret dişliymiş. Bakın şöyle, avucumun içinde karınca böyle gidiyor. Buradan gidiyordu, buraya geldi, buraya gidiyor. Burası ona göre geçmiş, bulunduğu yer. Şimdiki zaman, gidecek yer, gelecek zaman. Onun için üç zaman benim için hazırdır, avucumun içindedir. Ben ona mahkum değilim. O zaman varlığa göre zaman anlayışı farklılaşıyor. Onun için dün, bugün, yarın benim için hazır. Zaman eşyanın hakikatına girdiği için değiştiriyor. Bak, hiçbir hücre 50 senelik değil. Hiçbir hücreniz 1 senelik değil. 1 senede 2 defa değişiyorsunuz. İhtiyar kim peki o zaman? Bir ara ders olmuştu bunlar. Dakika saniyeden öncedir. Bak şimdi. Nasıl öncedir? Saat dakikadan da öncedir. Gün saatten, ay günden, ahiret dünyadan öncedir. İnsanın kuvaları, araları, oraların teleşatıdır. Şimdi saniye niye koşuyor böyle? Dakikaya, dakika denilen hakikatına bütünleşmek için. Şöyle diyeyim. Saat bir saattir. 60'a bölmüşler. 60 parça. Aynı hakikatin 60 parçası. Bu sefer bölündü ya, her şey aslında rücu eder. Dakikalar çok koşuyor saatin daha hızlı. Aslıma yetişeyim diye, bütünleşeyim diye. O dakikayı da almışlar bir tanesini, onu da 60'a bölmüşler, saniye demişler. Saniye dakikada niye daha hızlı gider? Çünkü aslım olan dakikaya yetişeyim diye. Her şey aslına rücu ediyor. Merkezine doğru koşuyorlar. Aslında tek bir hakikatin farklı cisimlerdeki teleşuatları, görüntüleridir. Zor oluyor kafanız şey akşam ama her şey aslına doğru koşuyor demek istiyor. Saniyenin dakikadan daha hızlı koşması arasındaki mesafeyi kapatmak için.
Peki saniye ne olmak için koşuyor? Dakika olmak için. Dakika niçin koşuyor? Saat olayım diye. Saat gün olayım diye. Gün ay olayım diye. Ay sene olayım. Ay vesaire git git git. Dünya ahireti inkılap etmek için her şey aslına gidiyor. Peki soruyorum. Kendime ilk önce. Saniyenin dönüşünü gören dakikanın dönüşünden şüphe eder. Şüphemiz var. Bugün bu şu anda gecedir. Sabah olacağından şüphemiz var mı? Yok. Allah'ın bileceği tabii de. Ama normal basta sabah olacak diyoruz. Yani biz yaşarsak da yaşamasak da sabah olacak. Ay inşallah. Saniye dönüyor. Dakikanın dönüşünde şüphem yok. Dakika dönüyor. Saatin dönüşünde şüphem yok. Saat dönüyor. Günü tamamladığında şüphem yok. Geceden sonra gündüzün gündüzden sonra gecenin geleceğinden şüphesiziz. Sonbahardan sonra ilkbahar, yaz, devir dahil Allah'ın büyük saati var. Dünya büyük bir saat. Ha yuvarlak. Ya da yuvarlak. Bu da yuvarlak. Saat yuvarlak. Arkadaşlar bir hareket bir şeye doğru gidiyor. Yani dozer dor 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 yol açıyor. Bir tarlada yol açıyor. Ne yapıyor? Yırtıyor. Saat geleceği yırtıyor. Yol açıyor. Varlığın gitmesi için. Geleceği açan bir dozer gibidir. Tak 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 tak. Zaman yırtıyor. Zaman yırtıyor yani. Ben ne dedim atarsın. Zaman onu yırtıyor. Geleceği yırtıyor zaman. Dozer gibi. Dozer gor 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 gor. Tarla yırtıyor. Hadi gelin arabalar gelin. Diyor. Zaman bizi mazi istikbale taşıyor. Yani ağacın dalındaki meyve ve içindeki çekirdek ne içindir? Çekirdek de 10. söz dostlar. Çekirdek geçmişi geleceği taşıdığından geleceğin en güzel delilidir. O ki gelecek yok. Niye çekirdek? Gelecek için hazırlandı. O ki dünya yok. Anne karnı bana kol niye takıldı? Anne karnı bir şey yaramıyor. Demek ki geleceğin en güzel delili harekettir. Hareket eğer gidilecek yer yoksa giden nereye gidiyor? Gidemez. Gelecekten kimse şüphesi yoktur. O zaman gelecek vardır. Çünkü sen yok desen de gidiyor. Bir tanesine dediğim gibi sen inkar ediyorsun ama o kadar vahim ki inkar ettiğin yere gideceksin ya. Yani. Ahireti inkar etsen de inansan da oraya git. Demek ki hareket geleceği yarıp eşeği oraya taşıyandır. Oraya gidiyor. Yoksa bir şey nereye gidiyor? Tarla yok. Dozer nereye gidiyor? Hedef hareketten daha öncedir ve katidir. Bak mesela adam gidiyor gorgorlu dozer. Burada ama bunun hareketinden öncedir o hedef. Hedef belirlenmiş ki bu ona göre hareket ediyor. Ya ne olacaksın sen? Alim olacağım, doktor olacağım, pilot olacağım diyor. Demek böyle bir makam var. Ki dağılmadan söylüyor. Bir şey hedef olabiliyorsa o şey vardır. Buna cez denilir. Yani beka denilen bir yer yoksa niçin ben beka istiyorum? Niçin ona doğru gidiyorum? Hedef hareketten daha öncedir ve katidir. Bir şey bir yere doğru gidebiliyor, koşabiliyorsa o var. O şey varmadan önce orası vardı. Dozer gitmeden o köy var ki dozer o köye yol açıyor. Demek ki dozer oraya gitmeden o köy vardı. Niye vardı? Yırtınıyor adam ya. Bir şey yapmak istiyor. Hiç dozeri gördünüz mü dozer sahibini? Ne yapmak istiyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığımı da bilmiyorum. Der mi? Adam bir tanesi çivi çıkıyor.
Ne yapıyorsun kardeşim sessiz sessiz? Ha iyi ki sordun ya. Hiç düşünmemiştim. Yapar mı? Der ki pano asmak için, çöpet asmak için bir şey der ya. Peki kahvenin kapısından bir tanesi serse böyle zincir çeviriyor. Ne yapıyorsun kardeşim öyle sessiz? Ne sessiz kardeşim? Enerji atıyorum ya. Hava atıyorum, rahatlıyorum, hareket ediyorum bir şey der. Ha iyi ki söyledin ya hiç düşünmemiştim der mi? Peki bu örneklerin üzerine bina ediyorum. Allah'a sorsak ya Rabbi hikmeti bu kainatı niye yaptın? Vallahi hiç düşünmedim yani. Düşününce söyle. Der mi? O çivi çakmak için hedef, çivi hedef için çakılır. Allah da bilmiyorum yani. Yaptım ama düşününce hatırıma gelen bir şey varsa söylerim. Olur mu öyle bir şey? Ve hareket niye var oraya doğru? İnsandaki meylanlar bekaya, güzele, iyiye, doğruya. Bir bakın bakın meylanlarımız var, meyillerimiz. Nereye akıyor? Faniye, kötüye, çirkine, yokluğa, eleme, kedere, tasaya, sıkıntıya mı akıyor? Hep kurtulmak istiyoruz bir şeyden. Hep böyle sıyrılmak istiyoruz. İşte insanlardaki meylanın vücutları tezahürleridir. Meyil mahluktur, varlığın gölgesidir. Meyil şu lambanın gölgesi olduğu gibidir. Gölge olsun, eşya olmasın, mümkün olmadığı gibi insanda bekaya meyil olsun, beka denilen bir yer olmasın. Mümkün değildir. Ya köpek bile ya. Vallahi tavşan kokuyor diyorsa. Ama köpek gördün mü? Yok yok. Benim görmem kokudur. Benim gözüm kokudur. Ama bir kısım insanlar diyor ki görmediğime inanma. Onun insan suretinde olduğunu söylüyor. O insan suretindedir. Niye? Benim gözüm kokudur. Tamam mı? Yaratsa benim gözüm kulağımdır. İnsan benim gözüm aklımdır. Aklı olmayan gözü de yoktur zaten. İnsanların gözü de kalp midir abi? Yani kalp gözü. Kalp ve akıl ikisi. İlk niçin akıl söyledim? Çünkü vahiy muhatap ilk akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur. Hadis. Çok acayip ya. Yani bir eşyanın tereşuatı, dişe vuruşu olan kokuyla mahluk avına giderse ya eşyanın içi marifet dolu, ilim dolu akıl. Sana hitap ediyor, seni bilmenin alametini taşıyor kalp. Araştırıyorsun fizik çıkıyor, kimya ilmini yani insan kütüphanesini kainatlarına doldurmuş. Bütün kainatı harlaç pamuğu gibi atıyorsun, hep kullanıyorsun. Hep seni bir yerlere taşıyor. Sonra bunların arkasındaki bir başlatanın alimi olanı göremiyorsun. Kaynağını göremiyorsun. Yani tereşuatların görüntüleri, kokuları görüyorsun, aslını inkar ediyorsun. Kardeşim, bak, bendeki beka arzusu, ebed arzusu, keder, dert, sıkıntı, istemem arzular var ya, bizdeki bu arzu yokluktan mı gelmiş? Yani bendeki ilim arzusu cehaletten geliyor. Varlık arzusu hiçlikten geliyor. Bendeki dert, sıkıntı, tas olmaması dertlerden kaynaklanıyor. Benim hayatım meften kaynaklanıyor, ölüden geliyor. Mı yani, bu mu? Bu çok mu zorlandığında, kabaca mı dayadılar ki bunu kabul ettim? Toprak olmak için profesör olmuyorsun işte. Ya, evet. Hareket etmeyen parçalardan daha öncedir. Elektrik, hareket etmeyen parçalardan daha öncedir. Elektriğin varlığı, hareketli parçalardan daha katı ve kesindir. Fakat görmüyoruz. Mevcut, vücudun tereşatlıdır. Elektriği gören yoktur. Elektrik, motordaki parçalar var ya, tık 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 hareket ediyor. Elektrik ondan öncedir. O geliyor, bunu çalıştırıyor. Ama biz, elektriğin varlığına, eşyanın hareketinden intikal ediyoruz. Ama hiç kimse elektriği inkar etmiyor. Elektrik motorun neresindedir? Esma'da eşyanın orasındadır. Su buzun neresindeyse
Allah'ın esması da bunun, bu kalemin orasındadır. Bilerek söylüyorum. Su, buzun neresindeyse kalemin, kaleme de esma böyledir. Esma da kalemin orasındadır. Zamana, zaman gelecek zemine varmak için açılan yoldur. Fikir, mazi, istikbali, hazıra taşıyan bir nurdur. Kainattaki fikir, fikir, maziyi, geleceği, geçmişi ve daha gelmediğimizi zamana taşıyan, şimdiki ana taşıyan bir nurdur, taşıyıcıdır. Kainattaki birlik mücerrettir ve kainatın ayrı ayrı parçalarından varlığı daha zahir. Şimdi parça var ya arabadaki, bir sürü parçalar var veya motor. Onları çalıştıran elektrik değil mi? Ve elektrik ondan öncedir. Makineden öncedir. Bu ayrı ayrı da araba parçaları veya makine gibi olan dünyadaki parçaları topraktır, güneştir, havadır, soğuktur, sıcaktır, gecedir, gündüzdür, kalsiyumdur, magnezyumdur, uranyum. Bu kadar elementleri bir gaye etrafında farklı farklıları çalıştıran enerji bu varlıktan daha öncedir. Eşyadan daha öncedir. Ve eşyadan daha katidir. Kainatta abesiyet olsaydı yokluğa intikal mantıklı olabilirdi. Kardeşim ne ahiretten bahsediyorsunuz ya? Ahiret diye niye olsun ki? Baksana kainat manasızlığa hizmet ediyor. Kainatta bir gaye yok ki. Kainat manasız, hikmetsiz, abes, şuursuz şeylerin bir tenekede boşalmacasına bir şey. Yani adam diyor bana, mermeri buraya koy. Tamam, ufak çakıl taşlarını doldur tenekeye. 18 kilo teneke. Boşalt mermer üzerine. Tamam, boşalttım. Bak, istisnasız, yanlışsız dünya haritası olacak. İstersen bak, dese, 10 defa denese, 10 defa da aynı gelse hiç onda tesadüf olur mu? Hiç isabete, hep isabet eden hiç tesadüf olur mu? Şimdi sevgili kardeşim bu olur mu? Olmaz. Mermerin üzerine bir teneke çakılı boşaltacağım, dünya haritası olacak, Ege olacak yani. Şimdi kainata baktığımız zaman neyi örüyor? Neyin haritası? Neyi ifade ediyor? Niye bu kadar farklı şeyler, bu kadar ahenk için? Çatı taşı da değil dünyayı meydana getiren. Atom. Atom. Ne demek atom? İğnenin ucundaki atom sayısı bilinmiyor, bilemeyiz yani. Tahmin ediyoruz. İğnenin ucundaki atom sayısı. Çakıl taşlarıyla çevirdiğimiz zaman mermerin üzerine dünya haritası olmuyor. Cansız ama. Cansız, şuursuz, maksatsız bir harita. Sen şuursuz musun? Neyin haritasısın? Cansız mısın? Maksatsız mısın? Hikmet mi yok? Şunu diyebilirdi işte, ikinci şuadan çıkarttım bunu. Eğer diyor kainat bir tenekeden boşaltılıp da yığınak gibi, belediye çöplüğü gibiyse doğru. Bunlar ne gaye arıyorsunuz kardeşim ya? Ne ahireti ya? Bu nereye hizmet ediyor ki? Burada hikmet mi var? Burada mantık mı var? Burada şuur mu var? Burada bir gaye mi var? Ne gaye arıyorsun ki burada? Diyebilirdi. Ama kainat baştan aşağı kadar gayelerle, şuura, akla, hikmete, manaya, istikbale hizmet ediyor. İnsana, insanda geleceğine. Gibi. Kainata hikmetler hakim. Hep kendi aslına tamamlamak için hep mükemmele doğru yol alıyorlar. Saniyenin saati saat olması gibi, saniyenin saat olması gibi tırırıp 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 da saat oldu. Geç oldu ama saat oldu. Niçin saniye koşuyor kardeşim? Niye koşuyorsun saniye? Dakika olmak için. Ne oldu ya? Dakika ne olacaksın ki? Baksana sen ne kadar akılsızsın. Kainatta her şey mükemmele gitmiyor. Ben ne yapacağım durup da burada? Motorun ceyranını kes. Motor ne oluyorsa zamanı kaldır, mevcut anda kalır. Durdu. Mevcudu hareketlendiren zamandır. Bu hareketin sonunda ve hedefinde bu kainattan daha güzel olması lazım ki
onu celbetsin. Mesela neye koşuyor? İki mana var. Birisi bunu itiyor. Hadi yürü. Veya birisi çekiyor. Tık 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 tık. Ona göre koşuyor. Bu kainat niye bir yere doğru mükemmele gidiyor? Bakın gübre, gübre gül olmaya doğru gidiyor. Gübre kokusu, gül kokusu olmaya gidiyor. Ölü dirilmeye gidiyor. İki mana var. Ya birisi itiyor. Yürü. Yürü. İtiyor birisi. Veya birisi onu çekiyor. Veya donanımda kemalata doğru gitmek var. Niye koşuyor kardeşim? Niye topraktaki zerre gidip de şeftalinin tam orasında vazife yapıp da güzel bir manzara olsun? Niye o zerre gidip gübre zerresi, gül kokusu olabilecek bir makamda otursun? Niye ya? Çok mu akıllı? Çok mu zeki? Yani zerre mi daha akıllı biz mi? Cansız gübre zerresi. Ne haber lan gübre desene. Kimse kabul etmiyor. Ama gübre zerresi nereye gideceğini biliyor. Bak mesela bu adam, bu adamlar bir damlada bir milyon mikro canlı var diyoruz da. Nereye gideceğini nerede bileyim ben. O biliyor ama. Acayip bir şey. Nereye gidiyor? Şimdi bir yerde okuyacağım. Başka bir yer. Konuyu değiştireyim size. Çok hoşunuza gidecek. Bak. Masaya sıkışıyorduk. Güzel oldu. Allah razı olsun. Bak diyor ki ayna ile insan aynasını mukayese ediyor. Sahip aynalara muhalif olarak onda tecelli eden insanda bir ayna var. Mesela bak. Okay. Bak kardeş. O şey var, o sokak, yuvarlığa gel, köşe başında bir reklam panosu var. Tamam, anladım abi. Şekillendir. Oradan sağa değil, sola doğru iniyorsun. Bir cadde geliyor. Birinci sokak değil, ikinci sokakta telefon kulübesine sağa giriyorsun. İkinci binanın peşin. Şekillenmiyor. Bak. Veya başka bir ayna söyleyeyim. Bizim normal duvar aynasına... Tabak, gözüktü. Çekildik. Kalır mı bir şey? İnsan aynası böyle değil işte. Bak diyor ki, insan aynası aynalara muhalif olarak onda tecelli edeni hissedebilir, bir şuur ve kendisinde tevessül edene karşı meftuniyet derecesine bir alakası vardır. Ayağa bir baktık. Ooo sen kardeş çok teşekkür ederim. İyi ki geldin ya. Biraz önce zındığım birisi vardı ya. Çok rahatsız olmuştum ya. İyi ki sen geldin kardeşim diyor mu? Bizim duvardakilerin. Yani tecelli edene şuuru var mı? Yok. İnsan böyle değil. İşte bu haysiyetiyle kalp sayılmayacak derecede saadetlere istidadı vardır. Not almışım. İyi, çok antik ama. Çiçek aynaya aksediyor. Görseller var da ölçü yapıyorum. Ayna. Aldım çiçeği. Aksediyor. Tamam. Kokusu aksediyor mu? Yok. Kuşun kaçtığını aynada aksediyor. Ayna bu. Tak 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 kaçıyor. Ürküttüler. Aynada gözüküyor ama kamerada. Kamerada kuşun uçtuğu gözüküyor ama korku hissi gözüküyor mu? Yok. Bir şey kullanacağım şimdi. Elma akseder. Elma buraya akseder. Onun tadı, tuzu, kokusu aksetmiyor. Elmayı koyduk. Ooo iyi, ekşidir. Tuzu şudur, karabiber, kokusu falan. Akseder mi? Etmez. Fakat kalp öyle değil. Her şeyini hissediyor, aksedeni hissedip, mahsedip ya nefret ediyor ya da seviyor. Böyle bir ayna. Ve akseden de kalıyor. Mesela o iyi bir adam. O da hiç hoşlanmadı. Ya. Gözü en gerekli adam gibi sokuyor. Adam hadi hoşlanmayacak. Çok hoş bir adam. Veya ya sen onu yedin o Adana karpuz kokusu nasıldı? Acayip bir şey. Nasıl mesela? Bal mesela nasıl baldı? Bal o kadar hoş ki aynen şuna benziyor. Benim almaya da yaptığım gibi şimdi. Şimdi
Cehennemi anlatıyorum. Cehennem o kadar dehşetli ki arkadaşlar dedim. Tamam mı? O anda hatırıma geldi. Ulan nereye kıyas edeyim ya? Çünkü ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan hayal edebilmiş. Cehennem, aynen cehenneme benzer. Nasıl anladın? Şimdi bal, öyle bir bal ki nereye benziyor? Aynı bala benziyor. Her şeyi bala kıyas ediyoruz. Nasıl bal reçel? Bal gibi. Nasıl elma? Bal gibi. Bal. Şimdi hayalinizde yediniz ya, yediğiniz bak kabzaya kodlanmış. Koku kodlanmış. Nasıl kokuydu? Bu değildi. Bu ona yakındı. Ha bu. Tamam. Peki koku kaydedilir mi? Kaydediliyormuş. Mana, sen var ya o gün var ya senin tipin hiç hoşuma gitmemişti. Haletler, hisler kaydediliyor mu? Kaydediliyor. Nasıl bir aynı insan? Ve aynı aksedeni nefret de edebiliyor, sevebiliyor. Şu, onun için dikkat edin. Bu aynayı herkese tutmayın. Çünkü giriyor içine. Ama bu aynayı tutun. Çöplüğe de tutun. Yılana da tutun. Ne ısırır, ne bir de pis olur. Pisliğe tutun. Ayna. Ayna necis olmaz. Yılana tutun. Ayna bir yılan ısırmaz. Ama bunu tutun oraya. İçine girer. Dolara tutun içeride. Ayşe Fatma Hasan Hüseyin'e koyarsanız, tutarsanız girer içeriye. Ama şey koymuş bugün, bakatlığı. Antifriz koydu benim bilgisayarıma Muhammed. Abi diyor, enkazlar vardı diyor. Günahlar vardı diyor. Yani virüs. Kardeşim nasıl temizleyeceğiz? Tövbeyle abi. Tövbeyle antivirüs ifna ediliyormuş. Tövbe kabul ediliyor mu? Navigasyon benim tövbemi kabul ediyordu. Allah navigasyondan daha merhametli değil mi? Navigasyon şu. Kaç tane virüs vardı bende? Dört tane. Dört tane var. Dört tane günah var. Tövbe ettik. Tövbeyle ona ne yaptık? Bak şimdi navigasyona adet yazıyorsun. Şöyle şu diyor, sağa döneceksin, şöyle diyor. Bak 200 metre sonra çıkış var diyor. Yanlış yapınca, ya diyor, niye çıkmadın diyor, yeniden hesap ediliyor. Sen Allah belanı versin, ikide bir bana şey yapıyorsun, yanlış beni yere sevk edin diyor mu? Diyor ki beni affediyor. Tamam, affettim. Yeniden hesap ediliyor. Ne biçim odun adamsın. Hem yazıyorsun, hem uymuyorsun. Kapat da navigasyonu. Demiyor değil mi? Allah değerli. Kapatlar bunu. Tamam. Yapıyorsun. Gene tövbe ediyorsun. Tövbe ediyorsun yapıyorsun. Tövbe ediyorsun yapıyorsun. Tamam kalbini tamam. Tövbeni kabul etmiyor. Diyor mu? Demiyor. Nereden biliyoruz? Peygamberimiz de demiş ki ya Resulallah günah yap. Tövbe et dedi. Peki gene yaparsan gene tövbe edersin dedi. Gene yaparsam yarsın gene tövbe edersin. Baktı ki bu bedeli durmayacak yani. Gene yaparsam gene de. Peygamberimiz tarihi bir cümle söylüyor. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki kul diyor, tövbeden yorulmadıkça Allah affetmekten usanmaz. Allah'ım affet. Navigasyonun affettiği gibi. Sen de beni affet ya Rabbi. Çünkü navigasyon diyor ki hesabınız yeniden yapılıyor. Kapatmıyor suratıma. Ya. Allah bu ya. Ama rolümüzü güzel oynamak lazım. Allah hoşlanır. Ama kontrolü de bitirmemek lazım. Telefon biliyorsunuz bataryası var. Eğer bakın arkadaşlar telefonda navigasyon tövbemizi affediyor ama telefon diyor ki bak diyor çok yanlış denedin batarya bitiyor. Kontrolün bitiyor şansın yok ha. Bitti tamam. Nereye gidecek? Tövbe yok. Mesela imanın çıkması. Ha, o zaman izah edeyim. Telefon cesettir. Batarya hayattır. Kart imandır. Program ruhtur. Uydu Allah'tır. Bağ hidayettir. Mesela bazılar imanla hidayet arasındakini soruyorlar. Hem de iki duyurum var mı senin? Şimdi bak telefon kartsız ne işe yarar? Teneke. Hiçbir şey yaramaz. Peki, kartı çıkarttım, telefonsuz ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Telefonu takınca, dur. Diyor ki,
hangi şirkete dahil oldunsa, Muhammed ümmetinin şirketindenim. Bir dakika. Kartı taktım. Hangi şirkettensin? Hani AVEA mıdır, Türksel midir, Telsin midir? Yani bize de soruyor. Muhammed ümmetinden, Musa ümmetinden değilim. Şit aleyhisselamdan değilim. Bir dakika diyor. Onu kartı taktım. İman ettim. Ama daha onaylanmadı benim imanım. Nasıl onaylanmadı? Her iman onaylanmıyor. Musa'nın arkasına giden Firavun iman etmedi mi? Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi. Allah onaylamadı. Niçin? Sekerat'ta iradenin, çünkü iman cüz-i iradenin, muhakeme-i akliyenin ve saf arınmış bir aklın ve kalbin ve ruhun ve iradenin tercihidir. Zoraki dayatma ile olmaz. Sirayet aydılar. İmanetten olmadığı gibi artık Kızıldeniz kapanıyor. İşte İslam alimleri demiş ki ölüm anında sekerat var ya sekerat. Yani muhakeme-i akliye gidiyor. Muhakeme-i akliyenin gidip tamamen hissin bloke ettiği anda iman ve tövbe kabul edilmiyor. Onun için kartı taktık. Tamam. Ceyranımız da tamam. Taktık. Şifreni gir diyor. İki tane şey soruyorlar. Ne diyorlar ona? Pin kodu. Yani pin kodun. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bir dakika. Onaylandı. Görüşebilirsin. Demek imanını, kelime-i şehadetini onaylanmasının adı hidayettir. Hediyedir. Onaylandığını nasıl anlıyorsun? Allah bir kulunu severse hayırlı işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse hayırlı işlerle meşgul eder. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Gibi Allah Resulü'nün hadisi var böyle. 11. lemada diyor ki iman Allah'a, sizi Allah seviyor. Siz de Allah'ı seveceksiniz. Peki sevdiğinin ölçüsü nedir? Sünnet-i seniye ittibadır. Eylemdir. Yani ben kalbime bak. Allah da diyor mu ki benim niyetime bak. Ben sizi seviyorum ama eylem yarabbi. Kiraz istiyoruz. Buğda istiyoruz. Niyetime bak diyor. Sen fiilime ne bakıyorsun? Diyor mu? Eylem istiyoruz Allah'tan. Bizden de eylem isteniyor. Ubudiyetiyle sevdiğini göster. Ben seni çok seviyorum oğlum kızım ben. Hiçbir akşam ne çikolata getirdin ne bir şey yaptın. Ne kucağını aldın ne iltifat yaptın. Böyle sevgi mi olur? Olmaz. Şimdi bir küçük bir yerde 569. Ha bunu bitirmemişti. Bitirmiş miyim? Navigasyon. Ha dedik ki o tövbe nereye kadardır? Batarya bitene kadar. Hayat bitti. Ondan sonra tövbe de yok. Ama tövbe ederim diye tövbe nasip olmadan ölenler de var. İmam Ali'nin bir müjdesini vereyim. Çok hoşunuza gidecek. Hoşunuza değil. Benim. Tövbe nasip olana tövbe nasip olana aftan mahrum olmaz. Allah affetmek istemeseydi tövbeyi nasip etmezdi diyor. Çünkü tövbeyi herkes yapamaz. Biliyor musunuz? Namaz kılmaktan zordur dua yapmak. Dua amelin ruhudur. Namaz yapıyor, dua yapıyoruz. Devam ediyor. Ne dedin? Ezberden bir şey. Ya etlerle uğraşıyor. Ya Rabbisimiz affet. Ya bizim ne rahmet edin ya. Sanki şimdi gibi. Şeytan. Dalga geçer şeytan. Ya tövbe nasip olan aftan mahrum olmaz. İmam Ali radıyallahu anh. Tövbe nasip olana aftan mahrum olmaz. Allah bizi affetsin. Eğer Allah bizi affetmek istemeseydi bunu dedirtmezdi. Tamam.
Tövbe edeni mutlaka Cenab-ı Allah affediyor. Evet. Hatta haçtan dönenin ilk günahı acaba hakikaten Allah beni affetti mi demek zandır. Evet, Allah'a suizan ediyorsun. O zaman bir tövbe edelim. O zaman tövbeyle başlar ama ben bir tövbe de yaptım burada. Güzel bir şey. Ya Rabbi, bu dersin hakikatiyle Hak ismine mazhar olmayı, Latif isminle arınmayı, Settar isminle şerlerden korunmayı, Gaffar isminle temizlenmeyi, Rahman isminle korunmayı, Hakim isminle hikmet sahibi olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanların hasetten, Ya Rabbi, Müslümanları hasreten nurcuların evlerindeki sıkıntıları bertaraf eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, amin, ruhumuza müşahedetullah, elimizi de lezzet-i ruhaniyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İmanımızı vesvesesiz mertebesine amin nasip eyleyip, ilme-l-yakin, ayn-el-yakin, hakk-el-yakin, şuhud-u iman mertebesine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Hakikat-ı Ahmediye'de terakki ederek, Mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sıkıntıların, depresyonların ve asabiyetlerin kaynağı olan erva habiselerden bizi ve evimizi ve çoluk çocuklarımızı bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bu sofrayı maideden usul ve furularımızı da hissedar eyle. Amin. Ölülerimize rahmet eyle. Amin. Taksiratlarını hayırlara tebdil amin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz bizi unuttuğun zaman sen bizi unutma. Amin. Ben beni unuttuğum zaman ya Rabbi sen bizi unutma. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa ya Rabbi sen onlara öyle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize derman. Borçlarımıza eda nasip eyle amin ya Rabbi. İki cihanda Müslümanları aziz eyle ya Rabbi. Amin. Şuurlanmasını nasip eyle amin ya Rabbi. Asıl mücedidini tanımayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizdeki sıkıntıları Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nuruyla bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. İmanın vesvesesiz mertebesine vasile eyle ya Rabbi. Amin. Fena-i mutlaka mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı, taksiratlarımızı hayırlara tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Kerbela'da revan olan kanır hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gününler hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Riyakarane söylediğimiz şu sözleri Dergi Hazretinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına, senin yanındaki değeri hesabına ya Rabbi affeyle ya Rabbi. Risale-i Nur'un harfleri adedince bize şefaatçi olarak nasip eyle ya Rabbi. Ustadımızdan razı ol ya Rabbi. Bize şefaat etmesine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi kendine kul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, ustadımıza talep eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Elimizi sema değil sana kaldırıyoruz. Ya Rabbi, dergah-ı izzetinde ulaşmadan ya Rabbi elimizi çevirme Allah'ım. Vâfir davâhu menilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha. Selavat.